Bir millet öğreniyor. Yemen 1649 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Yemen, Osmanlı toprağında yok artık. Yemen 1539 yılında Osmanlı egemenliğine girdi. Hatta o zamanlar kahve Yemen'den gelirdi. Ama artık ülkemizden Yemen'e gidiyor. Mahmut Kafe'den. Alın. İçin öğrenin. Kahve Mahmut'tan gelir. Kahve Mahmut'tan gelir aman. Herkese Stiles'ten çay. Makinesi Stiles bol çay. Stiles, Stiles. Artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Stiles'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Valim, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Evet, Bigadiş'teyiz. Beşinci evet, et ve süt. Muhteşem bir organizasyon var. Harika. Öncelikle belediye başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Her yıl bir öncekinden daha güzel yapıyorlar. Müthiş bir kalabalık var. Herhalde bu saatten sonra biraz daha artacak. Çocuklar eğleniyor, insanlar eğleniyor. Kadınlarımız, kızlarımız, büyüklerimiz, yaşlılarımız. Herkes burada. Bütün Bigadiş burada. Çevreden insanlar burada. İşte malumunuz et ve sütle ilgili bir festival olduğu için hayvanlarımızla ilgili büyükbaş küçükbaşla ilgili çeşitli yarışmalar var. Bütün ilçe burada, bütün kurumlarıyla burada, herkes burada. Hem bir bayram ve eğlence havasında hem de ülkemize Bigadiç'in et ve süt merkezi olduğunu göstermek adına yapılan çok güzel bir faaliyet. Tekrar emeği geçen herkese kutluyorum. Sayın Valim, hani siz söylüyorsunuz ya, Türkiye'yi doyuran şehir. Evet, Türkiye'yi doyuran. Türkiye'yi doyuran şehrin, Balıkesir'in önemli merkezlerinden bir tanesi Bigadiç. Evet, hep birlikte dolaşıyoruz. O zaman. Evet, dolaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Süper. 50 yarışmacı var ya. Sevgili Anadolu Gezginleri programı izleyicileri, yine Balıkesir'deyiz. Efendim, Bigadiş'teyiz. Mübarek şehir diyorum ya başkanım ben, boşuna demiyoruz. Gerçekten mübarek şehir. Yerin altı da, üstü de, insanları da sizin gibi mert ve delikanlı. Öncelikle kutluyorum tekrar. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun belediye başkanlığınız efendim. Teşekkür ederiz. Efendim, güzel bir seçim sonuçlarıyla tekrar başkan oldunuz. Önce onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii, bundan önce ben Karesi Belediye Başkanı'ydım. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduktan sonra seçim süreci bitti. Seçimleri kazandıktan sonra halkımızla beraberiz. Ve herkesin başkanı artık. Herkesin başkanıyız. Bu Bigadiç'imizde Et ve Süt Festivali aslında bir nevi şehrimizin bu yörelerinin tamamının tanıtımı manasına geliyor. Biz Türkiye'yi doyuran iliz, organik yapılarımız var diyoruz. Az önce sahnede seyretmişsinizdir. Burada 60 yaşında, 70 yaşında teyzelerimiz atalarından, dedelerinden nasıl
folklor öğrendilerse aynı o şekilde oynuyorlar. Gerçekten. Yani bu öyle. Aslında buranın tamamen her şeyinin değişmeden aslında uygun, hormonsuz, organik olduğunu gösteriyor. İnsanı da organik. Hayvanı da organik. Her şeyi organik. O nedenden dolayı bu festivali biz aslında bölgemizin tanıtımı, üniversitemizin yolunun üstünde eski Balıkesir İzmir yolu üzeri dediğimiz termalleriyle, dinlenme alanlarıyla, yeme içme kültürüne uygun gastronomisiyle, yani her türlü yemeği bulabilirsiniz burada. Kebabın en halisini bulabilirsiniz. Balıkesir eti diye satarlar, Balıkesir kuzusu diye. İşte bu bölgelerden çıkan şeyler. Bugün yemek yarışması yapılıyor. Teyzelerimiz analarından, atalarından nasıl öğrendilerse ona uygun yemekleri yapmışlar. Çok güzel bir ortam var. Ben tüm katılımcılara, yarışmaya çoğu aslında destek olmak için katılıyor. Yemek yarışması yapanlar da. Burada tamamen her şey organik, hijyen olması gerektiği gibi biz bu doğallığımızı bozmadan İstanbul'un insanlarının, o yörenin insanların buraları tanımasını istiyoruz. Sizlere de çok iş düşüyor. Tabii ki efendim. Gerçekten öncelikle biz sizi yürekten kutluyoruz. Üreticinin yanında, hayvan üreticimizin küçük baş, büyük baş ayrım yapmadan her konuda üreticinin yanındasınız ve seçimlerden önce tarımla ilgili çok ciddi projelerinizin olduğunu söylediniz. İsterseniz biraz bunlardan bahsedelim Sayın Başkanım. Tabii kırsal kalkınma dairemizle beraber biz özellikle aile olarak besicilik ve süt üretimi yapan insanlarımızın yanında olacağız. Termal seralarımızı yaparken aile çiftliklerine, yani biz köylerimizde yaşayan insanların ekonomik olarak girdilerinin daha fazla olmasını destekleyici faaliyetler yapacağız. Şu anda çalışmalarımız olgunlaştı, vatandaşımıza yansıyan. Her yerde ihtiyacı özel çözüm üreteceğiz. Bu konuda zaten bakanlığımız bize yetkiler vermiş. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bütçemizle, insan kaynağımızla, birbirlerinin know-how'ıyla bunları birbirine aktaracağız. Ki bunun da başlangıcı bugün. Tabii. Dün, daha doğrusu cuma günü başladı. Atlı yarışlar, işte en güzel buzağı yarışması, en güzel kuzu yarışması, koç yarışması ki inanın üreticimiz çok mutlu. Bakın çocuklar çok ne kadar memnun. Mutlu hayvanları görüyorlar şehirden. Söylediğiniz gibi hayvan sevgisi artıyor. Evet. Bir de başkanım benim dikkatimi çeken bir konu daha oldu. Bir star gibi karşılanıyorsunuz. Herhalde bu direkt ben hep söylüyorum siz gönüllere dokunuyorsunuz. Yani o halkımızın teveccühü, biz insanımızı seviyoruz, onlar için çalışıyoruz. Samimisiniz, bir de doğalsınız söylediğiniz gibi. Ben bu yörenin insanıyım. Değil mi? Evet. Ve çok şunu dikkatimi çekmişti, seçimlerde hatta bazıları bunu farklı da algılatmaya çalıştı. Sürekli sempatik gülen bir yüzünüz var. Evet. Ama bu gülen yüzünüzü farklı imajlar vermeye bile çalıştılar. O siyasetin yani, rekabeti, çirkin tarafı. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum. Günahlardan kurtuluş ayı olarak adlandırdığımız Ramazan ayının bereket, bolluk ve günahlardan arınmayı nasip etsin diyorum. Hem Av TV olarak hem Köy TV olarak size yürekten teşekkür ediyoruz. Ki inşallah çok daha güzel işler başaracağınızdan hiçbir kaygımız, kuşkumuz yok efendim. Çok teşekkür ederim. Ülkemiz için rahmeti bol olan bir ay Ramazan ayımız olsun. Herkese mağfiret diliyoruz. Herkesin Ramazan ayı bayramı şimdiden kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Efendim. Teşekkür ederiz. Anadolu gezginleri tabii böyle doğal bir şekilde buzağlarla, çocuklarla, her şeyle doğal bir şehirde Balıkesir'de devam ediyor. Hayatın orijinal tarafını ve hormonsuz tarafını görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı biz buraya davet ediyoruz.
Tekrar, evet, sağ olun, teşekkür ederiz. Öncelikle neler söyleyeceksiniz? Hızlı bir maraton geçirdiniz. Evet, evet. Tabii biz 31 Mart'tan önce 16 aylık bir tecrübemiz olmuştu. 16 ay önce bu görevi devralmıştık. 16 aydır belediyemizi tanıdık, arkadaşlarımızı tanıdık. Şehrimize, ilçemize hizmet etmek için yoğun bir çalışma yapmıştık. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, gerek sizler tam bir kadro oldunuz. Evet. Örnek bir il olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Umudumuz o yönde. Güzel bir organizasyon. Evet. Bu arada buzağlar, yavrular, kuzular, evet, hepsi burada. Aynen öyle. Evet, tabii Bigadiş Belediye Başkanımız, İsmail Başkanımızı gerçekten tebrik ediyorum. Bu 5. senesi, geçen sene de gelmiştik. Gerçekten çok profesyonel, tarım ilçesine, hayvancılık ilçesine yakışır bir organizasyon yapıyor. Bu organizasyonu yaparken de sadece Bigadiç'in tanıtımına katkı sağlamıyor, Balıkesir'in tanıtımına da gerçekten güzel bir katkı sağlıyor. İnşallah bu başarılı çalışmalarının devam etmesini bekliyoruz. Oğlak yarışmasındaki birinci oğlağımız. Nasılsın? Ay sen. Allah Allah. İyi, bunlar alışmış. Kızım sen mi yetiştirdin bunu? Evet. Ay, kaç tane oğlağın var? Bilmiyorum ki, saymadım. He, sen de gelsen. Önünü kapatıyorsun. He, gel bakayım, gel sen de gel. Allah'ım ya, başkanım ya, bu çok tatlı bir şey ya. Maşallah. Allah razı olsun. Gel bakayım, gel. Ben bunu kızıma vermiştim. Tam Soma'dan geldi bu. Kızına evet. Yani yarıştırmak için buraya geldi. Kaç tane oğlan var senin? 17 tane oğlan. 17 tane. Hadi ya. Seviyor musun? Evet. Ablam neler söyleyeceksin? Duygularınızı alayım. Duygularım mutluyum. Hayvanlarla çok gurur duyuyorum yani. Değerli misafirlerimiz. Evet. Çok yani, hayvanı çok seviyorum. Yakışıklı. Sen seviyor musun? Ha? Seviyor musun bunu? Senin adın ne? Adın ne senin? Sev hadi, sev bakayım. Evet, gerçekten güzel görüntüler, devam ediyoruz. Efendim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi koçu aldık. Aldık. Kuzumuz da var. Evet var. Altınımızı da aldık. Allah'a şükür. Gelecekte kaç kuzu, kaç koyun olacak? Gelecekte inşallah hedefimiz 150. Güzel. Şu anda kaç tane? 80 falan var şu an. Abi heyecanlandı galiba. Evet, heyecanlandım. Geçen sene de almıştım. Dereceye girmiştim. Geçen sene de girmiştim. Geçen sene üçüncü olmuştum. Bu sene birinci oldum. Memnunum. Allah ne bileyim, herkese yardımcı olsun. Organizasyon nasıl? Organizasyon çok güzel. Devamını her zaman bekleriz. Her sene bekleriz. Başkanımıza teşekkür ederim. Kaymakamıma teşekkür ederim. En güzel kuzu yarışmasında Nurhan Demir Babakü Mahallemizden merhaba. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl beslediniz? Hikayesini anlatır mısınız? Ya bunu yani nasıl besleniz diye bir şey yok yani. Arpayla, yemle, kesif yemle. Yani normal bir şekilde baktık bize. Yani bekliyor muydun? Bu bir özelliği ırktan gelen bir şey yani. Irktan. Şimdi bu ırkı bulan Mustafa Kemal. Evet, evet. Memnun Şirke, evet.
kraliçe. Yo, yemeklerin baktık da tatlılarda bakarsak durum kötü, çok güzel gözüküyorlar. Ama bu bölgede höşmerimden sonra kraliçeyi geçerim ben. Kraliçe mükemmel yapılıyor. Yo, bakmayayım. Şurada pirinç tatlısı var. Malatya'dan geldim. Yemeklerin tadına bakmaya Malatya'dan mı geldin? Evet. Çok güzel. Sevdiğimiz bir bilet Balıkesir. Yeri de, altı da, üstü de. Bol zengin bir kaynaklara sahip. Evet. Nasıl? Yemekleri de çok nefis. Nasıl buldunuz? Neyin tadına baktınız? Balıkesir'in güveç, meşhur birkaç için güveçi var, ona baktım. Ellerine sağlık, çok lezzetli. Herkese öneririm yani. Gelsinler diyor. Gelsinler. Gelsinler, yesinler. Herkes gelsin, yesinler. Bir TV, Av TV izliyoruz inşallah. Evet, izliyoruz. Köyde hayat var, evet. Kim izlemez ki diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar hanım abla. Merhaba. Kızım ya, hanım abla. Nereden ağzını da hanım abla. Ama hanım ablama diyebilirim. Her ne kadar teyzemin yaşında olsun. Ne yaptınız? Neyle katılıyorsunuz? Efendim? Gelin tatlısı. Siz gelin tatlısınız. Beraberiz. Yani orduyla mı hazırlanıyorsunuz? Evet. Gelin var, orduyla hazırlanması lazım. Bana göre her bir bayan bir ordu ya. Bence de. Orduyu yani tuval yapmışsınız. Kesinlikle, kesinlikle. Neyle katılıyorsunuz? Çanakta muhallebi yaptım. Tatlılardan çıkamadım. Şeker var diye hep bana bunu yapıyorsunuz. Evet. Tadına bile bakamıyorum. Bakabilirsiniz. Organizasyon nasıl abla? Çok güzel. Başkanlarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi kolay biliyor muyuz sizler? Kesinlikle. Biliyor musunuz Köyük TV, Av TV, Anadolu Kesin? İzliyoruz, hepsini izliyoruz. En son Tunceli'de Babiko yemiştim de hiç unutamıyorum. Ben Babiko'yu biliyorum. Malatyalıyım zaten. Doğru. Neresiniz? Malatyalıyım kendim. Öyle mi? Babiko'yu biliyor musun? Bilemiyorum, onu bilmiyorum. Ya Tunceli'de hala Babiko'yu unutamadım ben. Bir daha gidin o zaman. Tekrar edin onu gerçekten. Peki. Çok teşekkür ederim. Her zaman. Sağ olun. Size de sağ olun. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu şeyi hazırladıkları için, organizasyon hazırladıkları için. Sağ olun. Sağ olun. Ne ettin kene başım? Ne hazırladın sen? Oğlak güveci, bir kadıcın. Vay! Kesinlikle bu yemeği birinci seçelim. Ben oğlak etine dayanamıyorum. Evet, afiyet. Bazıları diyor ya, keçi eti yok, kokar, yok. Hayır. En güzel etlerden bir tanesi oğlak evet, eti. Evet. Peki iddialı mısın? İddialıyım. Abla sen neyle katıldın? Ben bardak kebabı yaptım. Hangisi oluyor? Şu aslında milföy hamurundan bardak kebabı. Daha servisleri tek yaptım hemen öyle. Allah Allah. Evet. Bunlar ne? Tabak. Sunum tabağı bunlar. Nasıl yani? Milföy hamurundan sunum tabağı. Nasıl oluyor? İçine şöyle koyuyorum. Bardağa koyuyorsun. Evet. Tabii Ramazan izleyicilerimiz de hakkını helal etsin. Akşam. Evet. Yani yemek tarifini vereceğiz birazdan. Evet. Koyduk, devirdik. Koyduk, devirdik. Afiyet. Bardak kebabı. Evet, bardak kebabı. Şöyle. Abla bunun bir tarifini yapsana. Şimdi Ramazan ayında girecek program. Evdeki hanımlar nasıl yapıyor bunu? Hemen kısaca bir tarifini yap. Şöyle de kaşarını. Kısaca tarifi. Milföy hamurları bardağa takıyorsun. Ondan önce en başta. Şunu. Etini kavuruyorsun. Ne eti? Oğlak eti. Oğlak ve evet. Kuzu. Oğlak kuzudan da fark etmez. Evet. Kavuruyorsun. Evet. Sonra domatesini, biberini, soğanını, sarımsağını koyup soteliyorsun. Soteledikten sonra bardak koyuyorsun. Servis yapıyorsun, sunuyorsun öyle. Bu kadar basit. Evet, yapana bu kadar basit ama yani. Ama sen daha başka bir şey koyuyorsun. Baharatı da var tabii. Yok. Başka bir şey. Başka bir şey koymuyor mu hocam? Hayır, koyuyormuşsun. Bilmiyorum. Ne koyuyormuşsun? Sevgini koyuyormuşsun. Evet, onu hatırlayamadım. Bak şimdi. Abla bu ne? Testi kebabı. Nasıl oluyor bu testi kebabı? Gösterelim ya. Sen. Ya göründüğü gibi. Allah'ım ya Rabbim, şuna bakar mısınız? Yemeğe de kendine bak. Nasıl yapılıyor abla bu? Bu bütün malzemeleri konuyor. Tepkiye koyuyor. Koyuyor. Tarif etsene Kelanam. Ağzına hamur sarıyorsun. Mangal kömüründe yakıyorsun, üstüne koyuyorsun, pişiriyorsun. Kaç saat sürüyor? 2,5 saat. Dayanamam ki ben. Ama güzel şeyler uzun sürer. Yani. Tatlı yemek hangisi? Tatlı tabii bizim klasik görüşmenimiz. Evet. Kraliçe mi bu? Kraliçe diyorsun. Sayın valim ona dayanamazmış. Dayanamadığım için yemiyorum dedi. Valla hepsi güzel. Değil mi? Ben hepsini yerim bunu. Bunu alalım mı abi? Dur ya daha ben. Başka zaman abi. Tamam, siz, devam edelim. Siz neyin tadına baktınız? Vallahi gözümden doydum be. O çok kadar. Güzel. Mühim olan önce gözün doymasıymış.
Ya Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Şuna bakın. İnsan bakınca mutlu oluyor. Yani. Elinize sağlık efendim. Çok sağ olun. Başkanım çok gerçekten evet. Çok güzel bir organizasyon. Evet. Bugün de son günü. Neler evet. Söyleyeceksiniz? Ya son günü değil. Bu senenin sonucu. Allah'ın izniyle her sene geliştirerek devam edeceğiz. İşte böyle güzel yemekleri Anadolu'muzun, Bigadicimizin, Balıkesir'imizin bu en güzel yemeklerini bütün ülkemize, bütün dünyaya tanıtacağız. Bir şeyimiz bu. Büyükşehir Başkanımız evet. Çok güzel bir mesaj verdi. Herkes evine bir misafir çağırsın dedi. İki tabii, misafir. Tabii. Değil mi? Bu ama işte bu turizmciliğin ileri görüşlüğün bir ilçesi. Burada 50 bin nüfuslu bir ilçe burası. 20 bine varan da hanemiz var, evimiz var. Herkes evinde bir aile kabul ederse demek ki seneye bir 50 bin kişi daha olacağız. Bu sene 100 bin. 100 bin. Bu sene 50 bin gelse 150 bin. 150 bin. İşte yani... Amaç bu. Amaç bu. Birliğimizi, beraberliğimizi göstermek ve var olan ürünümüzü, el emeğimizi, sütümüzü, etimizi bütün ülkeye, bütün dünyaya tanıtmak. Ben az önce bir gün milletvekilime de söyledim. Ya ben ilk geldim, bir daha gidemiyorum Balıkesir'de. Bu kadar ki güzel. Yerin altı da, üstü de doğallık, güzellik yatıyor. Tamam, başımızın üstünde yerim var. Gelin bir de ev verelim size, Balıkesirli yapalım. Çok tamam, teşekkür tamam. Ediyoruz. Tamam, devam hadi, ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlarımı bir alkışlarınızı rica ediyorum. Allah muhafaza onlar var ya acayipler yani. Sizi çok seviyorum ona göre. Seviyorum sizi ona göre. Nerede burada da kardeşim vardı bir tane. Yıllarca böyle romantik şarkılar söyledik ettik ama dünyanın her yerinde de sizin ilginiz doğrultusuna gidebildik. Çok şükür konserler, programlar, özel etkinlikler söz konusu oldu ama çok sevdiğim bir tablo vardır. Dünyanın öbür ucuna gidiyorsunuz. Şarkılar söylüyorsunuz, damla damlalar, bana bıraklar, bilmeceler, dön desemler. Ama şu sazın teline vurdun muydu? Şu sazın teline vurdun muydu? Bir acayip bir şey oluyor ya adama. Hani Avustralya'ya gittim, aborjinler var böyle. Şu sazın teline vurdun muydu? Bir acayip oluyor ortalık. Bak, vallahi.
Gerçekten önemli bir festivaldeyiz. Ve tabii çok bereketli bir ayın içerisindeyiz. Ve Ramazan'ın ilk programı, aynen. Anadolu Gezginleri'nin ilk bölümü, Ramazan'ın ilk programı. Ve gerçekten sürpriz oldu bizim için. Orhan abimiz, Orhan Ölmez abimiz diyoruz ama işte tabii benim tipime falan bakıp ya ne abisi falan diyenler vardı mutlaka. Ya estağfurullah, genç gösteriyorsun açıkçası. Estağfurullah abi, verme katını. Evet, Orhan abi kaçlıyız? 78 doğumluyum. Abi biz yaşıtız. Hah. Oh, 14 Mayıs 1978 ama sen gerçekten küçük kardeşin gibi görüyor. Boğa burcu o zaman. 1 ben Mayıs. De Boğa. Ben de 1 Mayıs 1978. 14 Mayıs 1 Mayıs. Evet. Sizin işçi bayramı ben Antalya'ya gidiyorum. Aynen öyle. Ama şu durumu yaşıyoruz. Şimdi burada bizi şu anda izlemekte olan saygıdeğer izleyenlerimize öncelikle sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ben yani şunu çok yaşıyorum. Bayağı yaşı 55-60. Neredeyse şu diyalog yaşanıyor. Orhan abi senin şarkılarla büyüdük diyorlar. Hani ben de espriyle karışık şey diyorum. O karıştırıyorsunuz o öbür Orhan Baba herhalde. Yani öyle yırtmaya çalışıyorum ama. Siz de genç yaşta başladınız müziğe. Ben evet, radyoculuk evet, yıllarında evet. Ben de lise 1'den başladım mesleğe ama o zamanlar radyoda sizin eserleriniz yeni yeni. O gitarlı i̇şte, o zaman, fotoğrafınız vardı hiç unutmayın. Bravo. Yani o zaman hemen hemen aslında mesleki olarak yani siz daha öncesiniz. Yani ben de lise son sınıfta, üniversite yılları, konservatuvar yılları derken işte 20'li yaşların başında profesyonel anlamda çok değerli isimlere eşlik etme şansı buldum sahnelerde. Müziğin biraz mutfağında çok rol alma şansı buldum. Ama dediğim gibi yani şunu da çok espriyle karşılıyorum. Böyle bayağı yaşı 50-55. Senin şarkılarınla büyüdük diyenler olabiliyor. Hiç sorun değil. Mutlu oluyorum ben. Efendim az önce mesleğe benden önce başladınız dediniz ama ben bir şey daha yaptım sizden önce. Albüm mü? Siz hala bekarsınız. Ben lise 3'te evlendim abi. Ben pes ediyorum. Röportajı burada bitirebilir miyiz? Tabii biz part diye konuya girdik de yok, efendim. Çok güzel. Evlilik kurumuna çok büyük saygım var. İnşallah biz de nasip olursa. Ne zaman evleneceğiz? Vallahi işte... Bakıyoruz ya. Bakıyor efendim. Hayır, ben beğenmiyor değilim. Hanımefendiler beni beğenmiyor değilim. Bari hani şeyi üstümden atayım yani. Adam evlenmiyor değil yani. Hani bak ya konuya girdik de efendim. Evet. Köy TV ve Av TV iki kanalda aynı anda yayınlanıyor programımız. İzliyor musunuz? Ya ben denk geliyorum ve izliyorum da. Bugün de görünce de hatta böyle bir buradan falan da hatırladım. Önemli bir hizmet yapıyorsunuz. Türkiye'nin peşine evet, gidiyoruz evet, şu anda. Ya başarılı olmasanız benim zaten dikkatimi çekmezdi herhalde. Yani. Ya zaten benim tipim her yerde böyle anında bir Oğuz boyu Türk'ü tam. Çok ama ben yok. Gaziantep'liyim yani. Ama çok karakteristik bir duruş. Bir de ben hemen izleyenlerimizle bir şey paylaşayım. Çok profesyonel bir televizyoncuyla karşıyayım şu anda. Çünkü sadece işinin manyağı. Hayır hayır şöyle söyleyeyim yani. Bizi ne ara buraya oturttu? Bu dekor ne zaman yapıldı? Ne ara bu röportaj hazırlandık? Ben anlamadım ama Allah sizden razı olsun. Şu an çok güzel bir süreçteyiz. Bu süreçte bizi izleyen saygıdeğer hem büyüklerime hem de küçüklerime böyle en azından bir iki kelam etme şansı tanıdınız. Estağfurullah. Çok kıymetlisiniz. Çok önemli de bir iş yapıyorsunuz. Sizin bizim yaptığımızı çaldık. Estağfurullah. Bizim yaptığımız işte sizler çok önemli. Hani teknik olarak söyleyeyim, aracılık vazifesi de görüyorsunuz. Biz kendimizi sizler sayesinde ifade edebiliyoruz, anlatabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Ben bizi seven dinleyenlerimize sevdiklerim diyorum. Sizler de beni sevdiklerimle buluşturuyorsunuz. Bundan daha güzel ne olsun? Tabii sizleri de bizlerle buluşturan başta Yücel Yılmaz başkanımıza. Evet evet başkanımıza efendim, çok çok teşekkür başkanımıza, evet. Belediye başkanımıza da. Ev sahibimiz. Çok teşekkür ediyoruz ki çok önemli bir konu için buradayız. Tabii bizleri de yine onların misafiriyiz. Bizler de onların misafiriyiz. Et ve Süt Festivali. Çok sağlıklı. Et yiyor muyuz? Çok sağlıklı bir festival değil. Tabii ki şimdi yani normalde bizim meslekte şöyle bir durum vardı. Biraz da spor yapmak gerekir vesaire gibi. Ben ekstra protein kaynaklarına kesinlikle başvurmam. Daha sağlıklı olsun diye et ve süt ürünlerini tüketmeyi tercih ederim ve isterim de. Baba tarafından ben Sivaslıyım. Orada bir dönem bir köy hayatını da görmüştüm. Küçüklükte yetişmiştik de. O ben yüzden o damak, evet işte o damak tadı var bende ve hani süt, peynir vesaire gibi yani süt ve süt ürünleri, et kültürümüzde, o bölgede de hani etli ekmeğimiz var ya. Tabii canım. Ha. Her ne kadar otçular olsa da. Var 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 ama şöyle sanırım son dönem şey oldu hani bu vejeteryanlık, veganlık evet. Vesaire gibi kavramlar
ete çok gerek duyulmadığı anlamında bir takım böyle şeyleri empoze ediyorlar insana ama zannediyorum bizim bu binlerce yıllık insanlık tarihinde eti inkar edilemez bir yeri var. Onun için ve yani bunları daha bilir kişiler izah etsin diye zannediyorum diyorum ama benim yetişme kültürümde var zaten et, süt, süt ürünleri ve çok da severim. Yani bakmayın çok tutarım kendime yani bayıla bayıla yerim. Evet ben sizin çok zamanınızı da çalmak istemiyorum ama ben hep sizi böyle enerjik, dolu dolu. Tabii bir de Orhan Ölmez böyle bir muhafazakar, ağır bir abi. Ama aynı zamanda çok tatlı, sempatik esprileriniz var. Ya ilk defa bir sahnede şahit oldum değil mi? Öyle mi? Evet çok o zaman. Ya bu çok dikkatimi çekti. İyi çok mutlu oldum. Çünkü şimdi Orhan Ölmez ismi ve söylediğimiz şarkılar. Bir de ben geleneksel Türk halk müziği eğitimi de aldım. İzmir Radyosu'nda da bir dönem bağlama sanatçısı olarak görev aldım. Bu bir şanstı benim için. Çok değerli ustalarla, çok değerli üstadlarla da orada meşk edebildik. Geleneksel müzikte meşk etmek derler yani. Onlarla birlikte icralar da bulunmuş. Evet yani. Orhan Ölmez yapılan müziğin muhteviyatı, isim, şarkıların sözel içerikleri filan yan yana koyduğunuzda dedim ya ben 24-25 yaşlarındayım sanırım. Yine Mayıs ayı Su Misali isimli bir şarkı söyledim. Ondan bir süre sonra Bana Bırak Ben Hallederim diye bir şarkı söyledim. O yüzden böyle bir imaj var. Orhan Ölmez hani yaşından çok daha büyük işler yapıyor gibi. Bu beni mutlu eden bir şey. Yani ben çok onur duyarım yani çünkü birkaç kişiden şunu çok duydum, duayen diyebileceğim sana. Sen yaşından çok büyük şeyler yapıyorsun ve biz de bunu severek takip ediyoruz diyorlar. Bu bir benim için çok ciddi bir iltifat. İltifat da demeyelim, bir tespit. Ve gerçek bak, çok da mutlu oluyor. Bugün sahnedeki o pozisyon gerçekten beni çok duygulandırdı. Çok şükür. Yani 7 yaşında, hatta 7 aylık bebekten 77 yaşındaki ninem. Yani böyle o kadar samimi size yaklaşıyor. Evet. Ya bu sevgi herkese nasip olmaz. Ya onlara can feda. Ben diyorum ya şu an bizi izlemekte olanı güzel gözlere, güzel gönüllere sevdiklerim diyorum ve mutlu oluyorum. Yani buradan herkese, tüm izleyicilerimize herkese ayrı bir Ramazan evet dileyim. Sadece aç kalmak değil bedenen. O biraz da ruhen de bir muhteviyatı var. Şüphesiz ki bizi izleyen, saygıdeğer izleyenlerimiz bunları biliyorlar. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Benim sevdiklerimle kavuştunuz. Anadolu Gezginleri ekibi için ne geldin? Damla damla aksam sana doldursun kalbini benimle. Yoksa sen de taşıyamazdın. Döker misin beni yerlere? Yağmur olsam yağsam sana ıslatır mısın kendini? Benimle klipte kullanırım belki yani. Evet. Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın en kuytu yerlere? Ben çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Köy TV köyde hayat var diyoruz. İnşallah izlemeye devam. İsminiz bile çok güzel. Benim dikkatimi çeken bir durum o. İyi ki varsınız. Bütün çalışanlarımıza, tepeden tırnağa, herkese sonsuz saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tabii ki benim yaptığım işim ve sizlerin de dahil olduğumuz alanın gerçek kahramanları şu anda bizi izlemekte olan o saygıdeğer gözlerdir. Evet. Sizleri seviyorum, sizleri sayıyorum. Dünya küçük inşallah bir yerlerde görüşmek ümidimle. Anadolu Gezginlerinden ayrılmayın. Aynen. Bizi izlemeye devam. Bizi izlemeye devam edin. Anadolu Gezginlerinden ve Köy TV'den ayrılmayın. Gelin bugün kıymalı börek yapalım. Kıymayı kendimiz çekelim ki güvenilir olsun. Bir dakika, bir dakika. Mevsimi geçmeden şu salçayı halledeyim. Yaparsın böreğini. Kızlar açılın. Bir detoks yapıp çıkacağım. Stillers, Stillers. Hepsine tek Şef Turku. Stillers, Stillers. Hepsi bir arada Şef Turku. Stillers, Stillers. Artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Stilers'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bu ekranda buluşalım. Sahil Baklava. Sadece baklava. Sahil baklavayla baklavayı yeniden keşfedeceksiniz. Baklavası, dondurması, şöbiyeti, havuç dilimi, fıstık ezmesi, bülbül yuvası ve Antep fıstığıyla damak tadınız Sahil Baklava.
Düğünlerinizde, nişanlarınızda, bayramlarınızda, her türlü özel günlerinizde ve organizasyonlarınızda Sahil Baklava. 0342 322 70 75. Zaman ve işçilikten kazanmak için Köstebek sulama sistemleri. Köstebek'le tanışın, size sadece vanayı açmak ve kapatmak kalsın. Suyu açtığınızda yerin altında gizli olan Köstebek sulama sistemleri otomatik olarak 60 santime kadar yükselir ve yağmurlama sulama işlemine başlar. Suyu kapattığınızdaysa otomatik olarak toprağın altına kendi iner. Böylece boru aktarma ve biçim zamanı boru toplama işinden kurtulmuş olursunuz. Bilgi destek için telefon 0532 615 80 09. Bir millet öğreniyor. Yemen 1649 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Yemen, Osmanlı toprağında yok artık. Yemen 1539 yılında Osmanlı egemenliğine girdi. Hatta o zamanlar kahve Yemen'den gelirdi. Ama artık ülkemizden Yemen'e gidiyor. Mahmut Kafe'den. Alın. İçin öğrenin. Kahve Mahmut'tan gelir. Kahve Mahmut'tan gelir aman. Ekin Çadır. Ezber bozanlar. Demir ve çadıra şekil veren adamlar. Profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla pratik kurulum zamanında teslim. Bulunduğunuz iklim şartlarına uygun makaslı ve farklı yapıdaki çadır çeşitleriyle üreticinin çözüm ortağı. Ekin Çadır. Vaat etmez, gerçekleştirir. Telefon 0534 229 96 60 0541 835 84 07 0312 385 91 41 www.ekinçadır.com.tr. Sahil Baklava. Sadece baklava. Sahil Baklava'yla baklavayı yeniden keşfedeceksiniz. Baklavası, dondurması, şöbiyeti, havuç dilimi, fıstık ezmesi, bülbül yuvası ve ate fıstığıyla damak tadınız Sahil Baklava. Düğünlerinizde, nişanlarınızda, bayramlarınızda, her türlü özel günlerinizde ve organizasyonlarınızda Sahil Baklava. 0342 322 70 75.